Herkese merhabalar arkadaşlar. Deneme deposu problemler konu denemeleri kitabımızın ikinci denemesiyle çözümlere devam ediyoruz. İlk sorumuzda iki kısımdan oluşan bir sinema salonunun birinci kısmında her sırada 6 koltuk, ikinci kısmında ise her sırada 9 koltuk olmak üzere salonu toplamda 120 tane koltuk bulunmaktadır demiş. Şimdi şöyle diyelim, o zaman birinci kısım ve ikinci kısımda dersek, mesela birinci kısımda x tane sıra olsun, ikinci kısımda da y tane sıra olsun. Her sırada 6 koltuk ve ikinci kısımda her sırada 9 koltuk varsa toplam 120 koltuk var. Yani x çarpı 6'dan 6x tane, 9 çarpı y'den 9y tane, toplamda 120 tane koltuğa eşit. 3'e bölersek burasını, 2x artı 3y eşittir 40 şeklinde bir eşitlik elde ettik. Birinci kısmında 2 tane sıranın, ikinci kısmında ise 5 sıranın tamamının boş kaldığı ve diğer sıraların tamamı dolu olduğu bir gösteri demiş. Şimdi o zaman dolu olan sıralarımıza bakalım. 2 tane sıra boşsa x eksi 2 tane dolu, y eksi 5 tane sırada dolu diyebiliriz. Birinci kısımdaki dolu koltuk sayısı ikinci kısımdaki dolu koltuk sayısının 6 katıdır. Şimdi birinci kısımdaki önce x eksi 2 tane burada sıra var, dolu olan sıra. Ve her sırada 6 tane koltuk olduğu için 6 çarpı x eksi 2 tane birinci sıradaki dolu koltuk sayısı. Burada y eksi 5 tane sıra dolu ve her sırada 9 koltuk var. Dolayısıyla burada da 9 çarpı y eksi 5 tane dolu koltuk oldu. Ve şunu söylüyor, birinci kısımdaki dolu koltuk sayısı ikinci kısımdaki dolu koltuk sayısının 6 katıdır demiş. 6 ile çarpıp eşitledim. Buranın 6'ları sadeleştirdiğimiz zaman x eksi 2 eşittir. 9'u dağıtalım, 9y eksi 45. X'i karşı tarafa alırsak 9y eksi x, 45 de diğer tarafa alırsak 43 geldi. Şimdi elimizdeki iki tane ifadeyi şöyle kullanalım. 9y eksi x eşittir 43. Burasını 2 ile çarparsam x'ler gidecek. 18y artı 3y'den 21y. Burası 86, yani 126 geldi. Y değerimizde 12'yi 126'yı 21'e böldüğümüz zaman da buradan y değerimiz 6 geldi. Y'yi herhangi birinde yerine yazarsak mesela 9 kere 6 54. X değerimiz de o zaman buradan 11 oldu. Bize sinema salonunda bulunan toplam sıra sayısını sormuş. X sıra burada, Y sıra burada olduğu için bizden X ile Y'nin toplamını istiyor. Dolayısıyla buradan cevabımız 17 geldi. İkinci soruya bakalım. Aşağıda inşaat malzemeleri satıcısının çivi satış fiyatları verilmiş. Bu dükkandan küçük, orta ve büyük boy çivilerden sırasıyla 125 tane, 150 ve 240 tane çivi almak isteyen biri kaç TL ödeyerek bu çivileri alır? Şimdi bir tanesinin ağırlığını vermiş ve kilogram fiyatını vermiş. Şimdi bir tanesi 2 gramsa, küçük olandan 125 tane alıyorsa o zaman 125 çarpı 2 gram geldi küçük olan çivilerden. Orta boydan 150 tane alıyor. Bir tanesi 4 gram olduğuna göre 150 çarpı 4 gram. Diğerinden de 240 tane alıyormuş ve büyük boyunda gramı 5 grammış. Buna göre buradan 250 gram artı 600 gram, şöyle diyelim, artı burada da 240 çarpı 5 dediğimiz zaman da buradan da 1200 gram almış. Şimdi her birinin de fiyatları farklı. Mesela burada kilogram fiyatı 8 TL. Yani şöyle diyelim, 1000 gramı 8 TL, 1000 gramı 8 TL ise 250 gramı ne kadar olacak? 4'te 1 olduğu için 2 TL gelecek. Aynı şekilde 1000 gramı 10 TL ise 600 gramı, şöyle yazalım yine, 1000 gramı 10 TL ise 600 gramı kaç TL'dir? Burada yine oran yaptığımız zaman 6 TL geldi. Aynı şekilde 1000 gramının 12,5 TL olduğunu vermiş. Şöyle yazalım, 1000 gram 12,5 TL ise 1200 gramı kaç TL olacaktır? Burada da onu bulmamız lazım. Doğru orantı olduğuna göre içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 1200 çarpı 12,5 bölü 1000 gelecek. Sadeleştirelim, burada bir sıfırlarımız gitti. Şöyle diyelim, 12 çarpı 125 bölü, burasını 10 dedik, payda da 10 geldi. 10 çarpı 10'dan 100, şöyle yapalım, 12 çarpı 125 bölü 100. 25'e böldüğümüz zaman buradan 4, buradan 5 geldi. 3, yani 15 TL oldu. Toplamda da o zaman 2 artı 6 artı 15'ten 23 TL tuttuğunu söyleyebiliriz. Üçüncü soruya bakalım. Özdeş altınlar ve özdeş zincirler ile yapılan 3'ü bir arada ve 5'i bir arada kolye çeşitleri gösterilmiş.
5'i bir arada kolyenin ağırlığı, 3'ü bir arada kolyenin ağırlığının 4/3 katı. Şimdi kolyenin buradaki zinciri K olsun. Her birinde bunların X gramı olsun. Buradaki altınların özdeş olduğunu söylüyor. K artı 3X bu 3'ü bir arada olan. K artı 5X de 5'i bir arada olan. 5'i bir arada kolyenin ağırlığı, 3'ü bir arada kolyenin ağırlığının 4/3 katı. Bunu 4/3 ile çarpıp eşitleyeceğim. 4'ü bununla çarpacağım. 3'ü de buraya gönderdiğim zaman çarpım olarak şöyle gelecek. 4K artı 12X. 4'ü içeriye dağıtıyorum. 3'ü de buraya çarpım olarak gönderdiğimiz zaman 3K artı 15X geldi. 3K'yı karşı tarafa aldım. K, 12X'i diğer tarafa aldığımız zaman da 3X. Yani K eşittir 3X geldi. Zincirin ağırlığı yani K değeri altınların ağırlığının kaç katı? Altınlara X demiştik. Dolayısıyla 3X K'ya eşit olduğuna göre 3 katıdır diyeceğiz. Dördüncü soruya bakalım. 1900 şimdi AB yılını doğan İbrahim'in doğum yılının rakamları toplamı Emin'in 1992 yılındaki yaşına eşittir. İbrahim doğduğunda Emin 7 yaşında olduğuna göre A ile B'nin toplamı nedir? Şimdi İbrahim şöyle diyelim 1900 AB yılında doğmuş. Emin ise bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. İbrahim doğduğunda Emin 7 yaşındaysa demek ki bundan 7 yıl önce doğmuş ki çünkü 7 yaş büyük. O zaman burada şöyle diyebilirim 1900 AB'den 7 yıl önce de Emin doğmuş. Buna göre A ile B'nin toplamı için şimdi şöyle söyleyelim. Buradaki değerlerimize baktığımız zaman rakamlar toplamı diyor 92 yılındaki yaşına eşit. Rakamlar toplamı 10 artı A artı B geldi. Buradakinde ise şimdi 92 yılındaki yaşına eşitse. Burada şu anda Emin'in doğum yılı bu. 92 yılındaki yaşını bulmak için 1992'den bunu çıkartacağım. Yani Emin'in doğum yılını çıkartacağım. Buradan eksi içeriye dağıtalım. Buradan 10 artı A artı B gelmişti. Burada da 1992'den eksi dağıttığımız zaman 1900 AB artı 7. Buradan 1999 oldu. 7 ile topladık. Eksi 1900 AB. Karşı tarafta da 10 artı A artı B'ye eşit. Şimdi buradaki A artı B artı A ve B değerlerini bulmamız için şöyle düşünelim. Burada zaten 1999'dan 1900 AB'ye çıkartacağız. Zaten 1900'ler aynı olduğuna göre 1900'lü kısımlar birbirlerini götürecek. Geriye de 99 eksi AB sayısı kalacak. Hatta AB'yi de çözümleyerek yazalım. 10A artı B yazdım. Burası yine aynı. Burada şimdi eksiyi dağıttığımız zaman şöyle gelecek. 99 eksi 10A eksi B. Burada da 10 artı A artı B. Onu karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 89. Eksi 10A'yı bu tarafa gönderdim. 11A. B'yi diğer tarafa gönderdim. 2B. Şimdi A ve B değerleri ne olmalı ki cevap 89 gelsin? Mesela 8 yazsam 88 burası 1 olamaz. A 7 olursa 77, B 6 olursa artı 12 daha 89 gelecek. Dolayısıyla A sayısı 7, B sayısı 6 olduğu için toplamları 13 geldi. 5. soru aşağıda eş birim karelerden oluşmuş iki dikdörtgen verilmiştir. Ali 1. şekildeki boyalı kısmı 2 saniyede, Cem ise 2. şekildeki boyalı kısmı 5 saniyede boyamış. Yani 3 parçayı Ali 3 parçayı 2 saniyede boyuyor. Cem ise 4 parçayı 5 saniyede boyamış. Ali ile Cem aynı anda boyamaya başladıklarında başladıkları 92 birimlik kareyi, 92 birimlik bölgeyi ikisi birlikte kaç saniyede boyarlar? Şimdi Ali ile Cem'in birlikte boyayabilmesi için bunların hızlarını bulmamız lazım önce. Şöyle diyelim 3 parça 2 saniyede boyuyorsa 1 parçayı da 2/3 saniyede boyayacak. Burası da aynı şekilde 4 parçayı 5 saniyede boyuyorsa 1 parçayı 5/4 saniyede boyayacak. Bize hızları lazım dediğim gibi. Şimdi normalde x eşittir v çarpı t ifadesinde 1 parçayı bu kadar saniyede boyuyorsa hızını bulalım. Buradaki x dediğimiz 1 parça işten bahsediyor. X yerine 1 yazdım. Hızını bilmiyoruz. Zamanı ise 2/3. Dolayısıyla Ali'nin hızı buradan 3/2 geldi. Aynı şekilde Cem'e bakalım. X eşittir vt'de x yerine direkt 1 yazacağım. 1 parça işi vc diyelim ve burada da 5/4 saniyede yapıyorsa o zaman Cem'in hızı da buradan 4/5 geldi. İkisi birlikte aynı anda dediğine göre hızlarını toplayacağız. Yani yine aynı şekilde x eşittir vt'de yerleştireceğim. Yapılacak iş 92 birim kare. X yerine 92 yazdım.
V yerine de hızlarının toplamını alacağım. Çünkü ikisi birlikte aynı anda demiş. Hızları 3 bölü 2 artı 4 bölü 5. Ve burada T'ye kadar zamanda boyayacaklar. Payda eşitlediğimiz zaman 5 ile burasını 2 ile çarptığımız zaman 15 artı 8'den 23 bölü 10 çarpı T 92 eşit. Buradan 4 geldi ve T de buradan 40, yani 40 saniyede ikisi birlikte boyayacakmış diyoruz. 6. soruda sabit hızlarla ilerleyen A ve B teleferikleri 240 metrelik bir gezi parkurunun başlangıç noktasından aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyorlar. A teleferiği 90 metre ilerlediğinde B teleferiği A teleferinin 2 saniye önceki bulunduğu noktada oluyor. A teleferiği gezi parkurunu 16 saniyede tamamladığına göre. Şimdi gezi parkuru 240 metrelik ve burada A teleferiğin hızına bakalım, VA diyelim onu, ve 16 saniyede tamamlamış. Sadeleştirelim, 8'e böldük 2, 8'e böldük 30 ve buradan da VA değerimiz 15 geldi. Yani A'nın hızı 15'miş. B teleferiğinin gezi parkurunu kaç saniyede tamamlar diye soruyor. Şimdi A teleferiği 90 metre ilerlediğinde hızı 15, yani 15 metre hızla ilerliyor, 15 metre bölü saniye hızla ilerliyor. T kadar zamanda ilerlediğinde 90 metre ilerlemiş. Ne kadar zaman geçmiş? Burada 6 saniye geçtiğinde 90 metre ilerliyor. B teleferiği ise A teleferinin 2 saniye önceki bulunduğu noktada oluyor demiş. 2 saniye önceki. Şimdi B'nin hızını bilmiyoruz. VB diyelim. 2 saniye önceki bulunduğu noktada oluyor. Şimdi A normal 2 saniye önce nerede olacaktı? Yani 6 saniye değil de 2 saniye önce 4 saniyedeki durumuna bakacağım. Yani 15 çarpı 4 dediğimiz zaman 60 metrelik 60 metrelik yerde bulunuyor. B o zaman T1 kadar zamanda 60 metrelik yere geliyormuş. Çünkü A'nın 2 saniye önceki bulunduğu noktada oluyorsa A 2 saniye önce 60 metrenin olduğu yerde olacaktı. Dolayısıyla burada B'nin hızını da bu şekilde bulacağız. Şimdi aynı anda dediğine göre, yani A teleferi 90 metre ilerlediğinde B teleferi dediğine göre, o zaman buradaki T1'imiz aslında aynı 6 saniye. Dolayısıyla VB çarpı 6 60'a eşitse VB de buradan, yani B'nin hızı da 10 geldi. Burayı tekrarlıyorum. Şimdi A teleferi 90 metre ilerlediğinde, şöyle diyelim, burada başladılar mesela. A teleferi 90 metre ilerlediğinde toplamda 6 saniye geçiyor. B ise A'nın 2 saniye önceki yerinde oluyormuş. Yani 4, bu sonuçta 2 saniye önce de A nerede olurdu? 60 metre ileride olurdu. A buradayken B buradaymış. Sonuçta A buraya 6 saniyede geldiği için B de buraya 6 saniyede geldi. Aynı andaki değerleri, biri 90 metre ilerlemiş, biri de 60 metre ilerlemiş. O yüzden de buradaki T1'i 6 aldık ve B'nin hızını da 10 bulduk. Metre bölü saniye. Şimdi B teleferiği gezi parkurunu kaç saniyede tamamlar demiş. X eşittir VT'de. X değerimiz burada toplam mesafe 240 metre. Hızı ise 10 metre bölü saniye. T'yi bilmiyoruz, ne kadar zamanda tamamlar diyor. Sadeleştirdiğimiz zaman da buradan 24 saniyeyi buluyoruz. 7. soruya bakalım. Bir bilekliğin taşlarının %25'i siyah, %30'u kırmızı, kalan kısmı ise beyaz. Şöyle diyelim, siyah, kırmızı ve beyaz. Tamamı 100x alsak, %25 siyahsa 25x'i siyah, 30x'i kırmızı, geriye kalan buradan 55, yani 45x'i ise beyazmış. Burası kırmızı. Bu taşlardan beyaz renkli olanların bir kısmı siyaha boyanıyor. Yani buradakilerin bir kısmını siyah verdik gibi düşünelim. Son durumda taşlardan beyaz ve kırmızı renkli olanların sayısı birbirine eşit oluyor. Şimdi kırmızı 30x olduğuna göre kırmızıya hiç dokunmuyoruz. Eşit olduğuna göre o zaman bunun da 30x kalması lazım. Dolayısıyla demek ki beyazdan buraya 15x kadar aktarılmış ki burası 30x olmuş, burası da 30x zaten birbirlerine eşit gelmiş. Dolayısıyla buraya 15x kadarlık bir aktarım olmuş. Siyah renkli taşların sayısı başlangıçtakine göre yüzde kaç artmıştır? 25x kadardı, 15x kadar arttı, yüzde kaç artar diyeceğiz. Burada 25'in 4 katı olduğuna göre 15'in de 4 katından %60'ı kadar artmıştır diyoruz. 8. sorumuza bakalım. Bir mağaza alış fiyatı üzerinden %14 karla sattığı takım elbiseyi demiş. Şimdi normalde 100x olsun alış fiyatı, %14 kar uyguluyorsa 114x oldu. Sattığı elbise, takım elbise sezon sonunda 88 TL indirim yapıyor. Ve bu durumda mağaza takım elbisenin satışından alış fiyatı üzerinden %8 zarar ediyor.
100x'te %8 zarar ettiyse demek ki bu 92x'e eşit olmuş. Buna göre 92'yi karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 114x92'den 22x88'e diğer tarafa gönderelim. X değerimiz de buradan 4 geldi. Takım elbisenin indirimli fiyatı kaç TL'dir demiş. Burada veya burada x yerine 4 yazdığımız zaman 92 çarpı 4'ten 368 TL'yi elde ediyoruz. 9. soruda bir laboratuvardaki kan tahlilleri sonuçlarının yukarıdaki 100 satırlık bir tabloya doldurulacak olan personel değerlerin yazıldığı ve hatalı bilgilerin olduğu herhangi bir satırda 3 kan değerinden yalnızca birini doğru olarak yazmıştır. Açlık kan glikoz değerlerini verildiği sütunda 16 tane hata, ürik asit değerlerini verildiği sütunda 22 tane hata, albümin değerlerini verildiği sütunda ise 18 hata yapılmış. Buna göre personel kaç satırdır tüm değerlerin bilgisini doğru olarak doldurmuştur. Yani hepsinin doğru olduğu kaç satır vardır onu bulacağız. Şimdi hatalara bakalım. 16 artı 22 artı 18 hata. Yani toplamda 56 tane hata var. Şimdi bu 3 kan değerinden yalnızca biri doğru olarak yazılmış. Her satırda buradaki değerlerimize bu 3 kan değerinden yalnızca biri doğru olarak yazılıyor. O zaman bir tanesi mesela doğruysa iki tanesi yanlış demektir. Bu yanlış olan satırlar, yani burada herhangi bir tanesinin yanlış olduğu satırlara baktığımız zaman buradaki değerlerimizde yalnız bir tanesi doğruysa diğer iki tanesi hatalı demektir. Şimdi toplamda 56 tane hata varsa ve her bir satırda da bu hatalı satırların her birinde de iki tane hata varsa 56'yı 2'ye böldüğümüz zaman o zaman 28 tane satırda hatalı bilgi var demektir. Biz ise hatasız bilgi satırını arıyoruz. Şimdi 28 tane satır hatalı bilgi içeriyorsa geriye kalan o zaman toplamda 100 tane satır vardı. 100 tane satırdan da 28 satırı çıkarttığımız zaman 72 satırda o zaman hepsi doğru olmuş olacak. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı gelecek. 10. soruya bakalım. Aşağıda bir ayakkabı görseli verilmiştir. Ayakkabının bağcık geçecek olan delikleri sağda ve solda doğrusal bir hat boyunca eşit aralıklarla yerleştirilmiş. Ayakkabının hem sağında hem de solunda 2 tane delik vardır. Bağcık ayakkabının deliklerine şekildeki gibi gergin biçimde yerleştiriliyor. Karşılıklı duran her iki delik arasındaki uzaklık 2 birimdir. Yani şurası 2 birim verilmiş. Daha sonra ayakkabının sağ tarafındaki birinci delik ile sol tarafındaki ikinci delik arası 5 birim. Yani şu çapraz olanlarda 5 birim verilmiş. Bağcık ayakkabıya geçirildikten sonra ayakkabının bağlanması için toplamda 10 birim bağcık kalmış. Yani bu geriye kalanlarda 10 birim. Ayakkabı bağcığının toplam uzunluğu kaç birimdir? Şimdi ilk başta zaten sadece bir kere var bu 2 birimlik olan kısım. 2'yi ekledim. Her birinde de şimdi burada şöyle bir durum var. Mesela 1'den x'e kadar yani toplamda x tane delik var. Her bir iki delik arasında bir tane çapraz ip olduğuna göre x tane burada delik var. Ama 1 eksiği kadar çapraz ip olacak demektir. Dolayısıyla şöyle diyeceğim. X tane delik var. X eksi 1 tane bu çapraz olanlar var demektir. Her biri de 5 olduğuna göre çarpı 5 dedim. Şimdi şöyle bir durum var. Bu var. Bir de alt tarafında tekrar çarpı burada 5'ler var. Yani çapraz bir şekilde 2 defa 5 gelmiş aslında. O yüzden de ben buradaki durumları tekrar 2 ile çarpacağım. Çünkü bu aralarda bir altta bir üstte ip var. Bunu tekrar 2 ile çarptım. 11'inde dışarıda kalmıştı. Bunu da ekledim. Bu bize ipin toplam uzunluğunu verecek. 2 artı 10'u x eksi 1 ile çarparsak 10x eksi 10 artı 10 geldi. Onlar gitti ve cevabımız 10x artı 2 olarak geldi. 11. sorumuza bakalım şimdi. Cengiz greyfurt ve portakal sularından eşit miktarda kullanarak tamamı dolu bir bardak meyve suyu karışımı hazırlamıştır. Cengiz bardaktaki karışımın %80'ini içtikten sonra bardağa bir miktar portakal suyu ilave etmiş. Son durumda bardaktaki karışımın portakal suyu oranı %60 olmuştur diyor. Buna göre son durumda bardağın yüzde kaçı doludur? Şimdi şöyle diyelim, portakal ve greyfurt var. Eşit miktarı kullanarak tamamı dolu bir bardak meyve suyu karışımı elde ediliyor. Daha sonra bunda %80'ini içmiş, yani %20'si kalmış. Şimdi buradaki kısmı da %20'sini alacağız. Şöyle diyelim o zaman, yüzdesini almak kolay olsun diye eşit miktarı dediği için portakaldan da greyfurttan da 10x kadar aldı. Eşit miktar almıştı. Dolayısıyla elinde 20x kadarlık dolu bir bardak meyve suyu var. Bunun %80'ini içtiğine göre geriye %20'si kaldı. O zaman bunun hemen %20'sini alalım. Sadeleştirdiğimiz zaman da 4x kadarlık bardakta şu an 4x kadarlık meyve suyu kaldı.
Daha sonra bardağa bir miktar meyve suyu, portakal suyu ilave etmiş. Yani şimdi normalde bardağın tamamı 4x. Ama normalde içerisinde de şimdi yarısı sonuçta döküldüğü zaman aynı miktarda, yani aynı oranda portakal ve greyfurt döküleceği için 4x kadar meyve suyunun, bardağın içindeki meyve suyunun 2x kadarı portakal, 2x kadarı da greyfurt. Bir miktar portakal suyu ilave ediyorsa, mesela A kadar portakal suyu ilave edecekse 2x'in üstüne A eklemiş oldu. Yüzdesini bulacağımız için toplama da bakalım. Bu portakal miktarı, içindeki portakal miktarı toplam ise 4x kadarlık meyve suyu vardı. Yine A kadarlık ekledik. Yani A kadarlık meyve suyu toplamı 4x artı A yaptı. Portakal miktarı ise 2x artı A. Ve bu karışımdaki portakal suyu oranı %60 olmuş. %60'ı portakal suyu. 4x artı A'da 2x artı A'sı portakal suyu. O yüzden bunları eşitledim. Sadeleştirdiğimiz zaman da burada 3, burada 5 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaparsam 10x artı 5A. 3 ile çarptık, 12x artı 3A. Karşı tarafı alalım. 3'ü buraya alırsak 2x, 2A eşittir 2x. Yani A değerimiz x'e eşit oldu. Son durumda bardağın yüzde kaçı doludur demiş bize. Şimdi buradaki değerimizde ilk başta mesela ne kadar vardı bizde? 20x kadarlık vardı. Bardağın yüzde kaçı doludur diyor. Normalde 20x kadar portakal suyu vardı. Yani bardağın miktarı, burada hacmi 20x kadar diyebilirim. Ve 20x kadar da şu an son durumda 2a 2x'e eşitse a'da x oldu. Yani x kadarlık a kadarlık portakal suyu eklendi. Yani x kadarlık portakal suyu eklemiş oldu. Zaten elinde 4x vardı. X kadar daha portakal suyu eklediğinde miktar bir eklediği için şu an elinde 5x kadarlık portakal suyu var. Bardağın yüzde kaçı doludur? 20x kadarlık bardağın 5x'i dolu olduğuna göre yüzde kaçı doludur diyorum. Burada 5'te 1 olduğu için 5'te 1'ini aldık. Ve yüzde burada, pardon, 4'te 1 olduğu için yüzün de 4'te 1'ini aldık. %25'i doludur dedik. 12. sorumuza bakalım ve denememizin son sorusunu da çözmüş olalım. Bir masaya bırakılmış renkli taşların yüzdelik dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiş. Burcu her adımda masadan 30 tane gri, 30 tane mavi ve 30 tane de yeşil renkli taşı alıp ayırıyor. Herhangi bir taş, bir renkteki taş bitene kadar bu adımı uygulamış ve masada en son 264 tane taş kalmıştır. Başlangıçta masada kaç tane taş var? Şimdi griden 30'a karşılık gelmiş. Yüzdelik dağılımları verilmiş. O zaman şöyle yazalım. Gride 30x kadar var. Tamamı 100x olsun. Gride 30x var. Mavi de 45x var. Yeşilde ise 25x, toplamda 100x'i tamamladı. Şimdi 30 tane gri alıyor. Mesela ilk başladığında 30x'ten 30 tane aldı. 45x tane vardı, 30 tane mavi aldı. 25x tane yeşil vardı, bundan da 18 tane aldı. Şimdi bu bir seferde 30 tane, bundan 18 aldı. Bir sefer daha alacak ve bu herhangi bir renk bitene kadar devam edecek. Dolayısıyla A defa bunu tekrarlamışsa eğer 30x'ten 30A kadar çıkartmış olacak. 45x'ten 30A kadar çıkartacak. 25x'ten de 18A çıkartacak. Ve son duruma geldiğinde de bunlardan herhangi birinin sıfır olması gerekiyor ki taşlardan biri bitmiş olsun. Şimdi mesela bunu sıfıra eşitlesem 25x 18A'ya eşit olacak ama sonuç olarak x dediğimiz buradaki taş sayıları, A dediğimizde buradaki aldığı sefer sayısı, yani adımlarının sayısı. Dolayısıyla bunlar birer tam sayı olması gerekiyor ama 25x 18a'yı eşitleyen tam sayılar yok. Dolayısıyla buradan tam sayı gelmeyeceği için bunu sıfıra eşitleyemem. Aynı durum burada da geçerli. Ama burasını direkt sıfıra eşitlediğimiz zaman 30x eşittir 30a olacak. Buradan 30'lar da sadeleştiği zaman x eşittir a gelecek. Ve sonuç olarak burada bu x ve a değerlerini tam sayı olarak almış oldum. Buna göre x a'ya eşit olduğu zaman burasını sıfır yapabildik, sadeleşti. Dediğim gibi bunlar gibi rasyonel değerler çıkmadı. X değerimiz a'ya eşit olduğunda buradaki gri taşı sıfırlamış olduk. Toplamda da geriye de bunlar kalmış olacak. Şimdi x a'ya eşitse, buradaki a yerine x yazarsam eğer 45x eksi 30x'ten 15x tane mavi kaldı. Aynı şekilde a yerine x yazdım. 25x eksi 18x dersem de 7x tane de yeşil kaldı. Yani 22x tane taş kaldı ve bunların da 264 olduğunu söylüyor. Sadeleştirdiğimiz zaman da buradan x değerimiz 12 geldi. Başlangıçta masada kaç tane taş vardır? Başlangıçta 100x tane taş olduğu için 100 çarpı 12'den 1200 tane taş olduğunu bulduk.
Evet arkadaşlar, böylece ikinci denememizi de tamamladık. Bir sonraki denememizde, yani üçüncü denememizde yarın görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Üçüncü denemeyi çözdükten sonra çözümleri izlemeden önce mutlaka yorumlara kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı yazın arkadaşlar. Ve bu şekilde günlerimizi tamamlayalım. Ne kadar artış gösterdiğiniz, ne kadar ilerleme kat ettiğinizi hep birlikte görelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Eğer videolarımı ve çözümlerimi beğeniyorsanız arkadaşlar, beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyelim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.